Ne kadar güzel bir enerjiniz var. Bir bilseniz, buradan kendinizi keşke görebilseniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Yeni stadımız hayırlı olsun. Beğendiniz mi stadınızı? İnanın biz de çok beğendik, çok çalıştık, çok güzel oldu. 39 amatör spor kulübümüz artık bu FIFA standartlarındaki 100. yıl stadımızda maç yapacak. Kıyasıya rekabet yaşayacak. Hayırlı olsun stadımız. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzelsiniz. Ne kadar güzel. Sıcacık karşılama yapıyorsunuz bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, amatör sporun her branşına destek olmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100. yıl stadının açılış töreninde ilk olarak bizlere konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez Beyefendi'yi lütfen alkışlayalım mı? Hızlı bir şekilde Sayın Başkan'ı kürsümüze davet edelim. Amatör spora yaptığı desteklerle kendisine teşekkür edelim. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'yla işbirliği içerisinde İstanbul genelinde amatör sporu destekliyoruz. Sporcularımızın 7/24 sürekli yanında oluyoruz. Sayın Ali Düşmez'in konuşmalarını yapmak üzere sahnemize gelmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez. Şununla bu konuşumla konuşabilir miyim? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli protokol, spor kulüplerinin değerli başkanları, yöneticileri, değerli sporcuları, hanımefendiler, ben de en derin saygı ve sevgiyle hazırını selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii Çekmece'de 40 tane amatör spor kulübü var. İstanbul'da 1000 civarında amatör spor kulübü var. Türkiye'de de 7000 spor kulübümüz var. Biz spor insanları olarak, ben ve camiam, spora yapılan katkılarda Türkiye'nin her tarafında, İstanbul ve Türkiye'de orada olmak istiyoruz. Ve bu hizmetleri hem takdir edip hem teşekkür etmek istiyoruz. Bu görevimizi yerine getiriyoruz. Çünkü spor, futbol olarak alınıyor ama spor bu ülkenin çimentosu, bu çimentoyu da en güzel şekilde tuğlaları birbirine tutturmada kullanmamız lazım. Ben belediye, Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Ve amatörler olarak bu sahaların devamını da bütün görevlilerden, sorumlulardan İstanbul adına, Türkiye adına beklediğimizi ifade ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle. Sayın Ali Düşmez'e çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için ve işbirlikleri için, destekleri için. Sevgili gençler, sevgili anne ve babalar, sporun her branşına destek olmaya devam ediyor. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye'miz hem de Küçükçekmece Belediye'miz. Şimdi ev sahiplerimizden birini yine alkışlarınızla lütfen sahnemize davet edelim. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çevi Beyefendi'yi sahnemize davet ediyoruz alkışlarımızla.
Bu arada biraz önce bir breakdance izledik. Biliyorsunuz breakdance Paris Olimpiyatlarında olimpiyat branşı olarak belirlenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin spor kulübü bu branşı ekledi branşları arasına ve Paris'te iddialı bir şekilde olmak için çok çalışıyoruz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu, çok kıymetli mevkidaşlarım, Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli bürokratları, sayın buradan gördüğüm değerli milletvekilim, parti meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, Küçükçekmece'mizin spor kulüplerimizin değerli başkan ve yöneticileri, değerli muhtarlarım, Küçükçekmece'nin Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkan ve yöneticileri, değerli Küçükçekmece'li hemşerilerim, sevgili çocuklar, hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş gelmişsiniz bu güzel açılışımıza. Öncelikle Küçükçekmece'mize yapmış olduğu birçok hizmetlerin yanında aynı zamanda profesyonelce futbolun oynanabileceği bir stadı Küçükçekmece'mize kazandırdığı için, bu güzel stadı Çekmece'mize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, değerli yol arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Şunları sizlere sıralamak isterim. Değerli hemşerilerim, sevgili gençler, sevgili sporcular, kıymetli protokol. İstanbul'umuza, bu güzel kentimize, kadim kentimize yıllardır yapılamayanlarla, 5 yılda yaptıklarıyla İstanbulluların gönlünde taht kuran çok kıymetli belediye başkanım, sizlere şu sıralayacağım birkaç şeyle ilgili gönülden tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle İstanbul'un yeşil alanını artırabilmek için kent ormanlarını kazandırdınız. Teşekkür ederim. Asrın aklı, asrın projesi, askıda fatura, çok teşekkür ederim. Kentsel dönüşümle, bir kentsel dönüşümün imkanlar sağlandığı takdirde nasıl yapılacağını İstanbul'a ve Türkiye'ye gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Kent lokantaları, aile danışma merkezleriyle İstanbul'da gerçekten mağdur olmuş, mağdur edilmiş dar gelirli yurttaşlarımızı ve öğrencilerimizi sevindirdiniz. Bunlara da teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, açmakta olduğumuz bu stadın aynısının, hatta daha ilerinin İstanbul'un birçok yerinde açıldığını biliyoruz. Değerli İstanbul Belediye Başkanımız ve sevgili yakın çalışma arkadaşlarının İstanbul'a sporla ilgili çok önemli katkılar yaptığını biliyoruz. Kentim, çok kadim bir kentimizin tarihine sahip çıktığını biliyoruz. İslah edilen derelerle İstanbul'da sel taşkınlarını önlediğini biliyoruz. Kentimizi her yağan yağmurda sular basıyordu. 135 noktada bu çalışmalarla sel baskınlarını önlediğini biliyoruz. Metro asrın, 100 yılın
çalışmasıdır. Metroda yeni metro inşaatlarıyla 6 metrosunu açarak kentimize çok önemli katkılar sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanım, sevgili protokol, değerli çocuklar. Amacımız sosyal demokrat belediyecilikle, sosyal belediyecilikle ülkemize, İstanbul'da yaşayan, Küçükçekmece'de yaşayan insanlarımıza önemli katkılar sunmak, onların günlük yaşantılarını iyileştirmektir. Belediyecilik özellikle yerelde, ilçe belediyeciliğimizde artık günlük hizmetlere dönüşmüş, toplumun, insanların güncel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yaşamlarına memnuniyet katmaktır. Dolayısıyla biz de bunları yaparak Küçükçekmece'nin çehresini değiştirdiğimizi rahatlıkla ifade etmek istiyorum. Birkaç dakikalık sözlerime son verirken, bu açılışta renk katan bütün çocuklarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel stadı ilçemize kazandıran başta belediye başkanımız ve onun yakın çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Küçükçekmece Belediye'mizin ilgili müdürlüklerine, fen işlerine, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, bütün katkı sunan müdürlüklerimize ve müdürlerimize, çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Stadımızın Türk futboluna, Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerine ve profesyonel spor kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın kardeşlerim. Değerli misafirlerimiz, Sayın Kemal Çevi Başkanımızı dinledik. Şimdi Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü Onursal Başkanı Sayın Hüseyin Demirkol'u sahnemize davet ediyoruz. Küçükçekmece Belediye Başkanımıza bir forma takdim edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'ne de başarılar diliyoruz. Forma hediyeleri için diğer tüm kulüplerimize de başarılar diliyoruz. Bütün spor kulüplerimize başarılar diliyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili gençler, hazır mısınız? Evet, burada 3500 arkadaşımız, genç sporcumuz spor yapacak. Böylesine güzel, büyük bir kompleksin açılışını yapıyoruz. İstanbul'da sporu her alanda yaygınlaştırıyor ve sağlıklı nesillerin oluşması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu güzel buluşmamızın ev sahibini alkışlamaya hazır mısınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinlemeye hazır mısınız? Şimdi alkışlarınızla kendisini davet edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu.
Sevgili çocuklar, nasılsınız? Harika. Sahayı beğendiniz mi? Çocuklar, sevgili gençler, güzel çocuklarımızın, sevgili gençlerimizin aileleri, anneler, babalar, amatör sporun başkanı, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, sevgili dostlarım, Küçükçekmece'nin güzel insanları, yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz İstanbul'un çok özelliği var ama İstanbul aynı zamanda bir spor şehri. Sahip olduğu bu özellik çok özel bir özellik. Yani 100 yılı aşmış kulüpleri, camiaları İstanbul'u ayrı bir yere koyar bütün dünyada. Sporun bu şehrin hayatında, ruhunda çok önemli yeri var. İstanbul şampiyonların, rekortmenlerin şehri. Aynı zamanda Türkiye'nin spor tarihi biraz da İstanbul'un spor tarihi gibidir. Bütün bu köklü geçmişine rağmen ne yazık ki sporda İstanbul için hak ettiği yere, özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde erişmesi için alması gereken çok daha önemli yollar var. Bu anlamda İstanbul'da sporun, yaşamın içindeki sporun gelişmesi yönünde de ihmal edilen alanlar oldu. Özellikle kamu arazilerini spor alanlarına dönüştürüp işte burada gördüğümüz çocukların, gençlerin daha sıhhatli bir geleceğe erişmesini sağlamak yerine ne yazık ki çoğunlukla imara açılması tercih edildi. Kamu kaynaklarını spor yapma imkanlarını arttırmaya kullanmak yerine ne yazık ki bir kısım insanın mutluluğuna aktarıldı. Bu anlayış İstanbul'u spor tesis ve imkanları açısından da çeşitlenmesinde, farklı branşların zenginleşmesinde eksik kaldı. Görevi devraldığımızda ne yazık ki 13 ilçemizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir spor tesisi bile yoktu. İstanbul gibi bir şehirde su sporları merkezi yoktu. Mahalleler spor sahalarından, okullar spor salonlarından büyük oranda yoksundu. Şunu söylemek istiyorum. Spor meselesi gerçekten yine akılla, bilimle, teknikle bu süreci dert etme meselesidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin mutlaka ve mutlaka dert eden insanların kabiliyetleriyle spor imkanlarından daha fazla yoksun kalmasını engelleyebilir. 2019 her alanda olduğu gibi spor alanında da İstanbul'da bir zihniyet değişiminin başlangıcı oldu. Öncelikle uzman spor insanlarıyla birlikte İstanbul'un çok önemli bir master planını hazırladık. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk master planı oldu bu çalışmamız. Bu planla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı planlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. 4,5 yılda 7'si futbol stadı, toplam 19 spor tesisini İstanbul'un yaşamına kazandırdık. Çok sayıda semt statlarımızın eksiklerini tamamladık.
engelsiz spor parklarıyla İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdik. Toplam 35 okulumuzda spor salonu kazandırdık. 15 okulumuz için spor salonlarımızın imalatı için yola çıktık. Haliç Sporları Merkezi'ni açtık. Haliç'e bir spor parkı kazandırdık. İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduk. Yine bu spor merkezlerimizin 5'ini açılışa hazırladık. 4'ü de yaz aylarında insanlarımızın hizmetinde olacak. Sadece spor tesisini önemsemedik. Tesislerimizden daha fazlasını vatandaşlarımızın hayatlarına sporu katmakla önemli adımlar attık. Böylece spor tesislerimizden yaranma düzeylerini %30 verimlilikten artışı daha yukarıya taşıdık. Bugün de baştan sona yenilediğimiz, pırıl pırıl bir hale getirdiğimiz bu güzel stadı 100. yıl stat adıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlere Küçükçekmece'mizin güzide kulüplerimize kazandırmanın keyfini yaşıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ne yazık ki atıl durumda bir tesisti. Pek çok açıdan sağlıksız ve yetersizdi. Belediye başkanı arkadaşım Sayın Kemal Çebi burayı özenli bir biçimde önümüze taşıdı ve burayı hızla bitirmemizin Küçükçekmece'nin spor yaşamına çok değer katacağını ifade etti. Kalite standartlarına uymuyordu. Uluslararası kriterlerde sıkıntıları vardı. Tümden uluslararası ve FIFA standartlarına uygun olacak şekilde bu stadı yeniden hayata döndürdük. Futbol sahasından tribünlerine, sosyal tesislerinden tartan pistlerine, elektrik sistemlerinden havalandırmasına kadar aklınıza gelecek her unsuru nitelikli ve kaliteli hale getirdik. Burayı modern, kaliteli, sağlıklı bir tesise döndürdük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100. yıl stadından 39 adet amatör futbol takımının ve 3500 sporcunun yararlanacak olması beni çok mutlu etti. Stadımız aynı zamanda spor organizasyonları ve resmi törenlerde de Küçükçekmece için önemli bir misyon üstlenecek. Ayrıca burada vatandaşlarımız için açık alan aktiviteleri de düzenlenecek. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanı Küçükçekmece'de sosyal yaşamın önemli bir parçası haline gelecek. Hem amatör spor camiasına hem de bu bölgedeki her yaştan hemşerimize çok iyi gelecek nitelikli bir alana dönüştü. Eski bir sporcu ve spor yöneticisi olarak sporun dinamizmini, sporun ahlakını, sporun kültürünü çok önemsiyorum. Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inanıyorum. Örneğin mertçe ve centilmence yarışma kültürünü sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa mertlikle kazanılmalı. Kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Çok önemli bir kavram bu. 2019 seçimlerini kaybedenler mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa mertçe kaybetmeyi başarırlar. Biz bunu onlara göstereceğiz. Umarım geçen sefer milletten gördükleri kırmızı kartın bu sefer görmelerini yaşamazlar. Sportmenliğin, sportif ahlakın, başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında hakim olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bu alanda insanımıza sonsuz hizmet etmeye devam edeceğini ve bu güzel güzide şehre, İstanbul'umuza hem Avrupa oyunlarını 2027'de ve
başlangıcını ortaya koyduğumuz, bir yola çıkış inisiyatifini ortaya koyduğumuz 2036 Olimpiyat Oyunlarını da İstanbul'a getirerek İstanbul'un spor tarihini şahlandıracağımızı ve taçlandıracağımızı buradan bütün İstanbul'a duyuruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin 100. yıl stadında emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, emekçi dostlarıma teşekkür ediyorum. 100. yıl stadımız Küçükçekmece'ye, İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz şimdi Küçükçekmece'de. Sayın Başkanımıza forma takdim edilecek sahnemizde. Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü Onursal Başkanı Sayın Hüseyin Demirkol İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir hediye takdim ediyor. Protokolümüzdeki misafirlerimizi sahnemize davet ediyoruz bu arada. Bu güzel stadımızın açılışını kordele keserek sahnemizde gerçekleştireceğiz. Parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızı, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü başkanımızı, protokolümüzü onurlandıran misafirlerimizi sahnemize davet ediyoruz. Ama önce bu stadın gerçek sahipleri olan sevgili genç arkadaşlarımızı, genç sporcularımızı, Bezirgan Bahçe Küçükçekmece Spor Kulübü sporcularını davet ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına. Parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız kordele kesmek için sahnemize geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez. Lütfen buyurun efendim, sizleri de bekliyoruz. Değerli misafirlerimizi bekliyoruz. Lütfen buyurun. Yine kırmızı beyaz renkleriyle güzel bir forma takdim edildi Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kordelamız hazır, makaslarımız hazır. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100. yıl stadının açılışını kordele keserek şu an sahnemizde gerçekleştiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin gençlere armağanıdır. 3500 sporcumuzun burada eğitim alacağını, spor yapacağını biliyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma çevre halklarının da, çevrede yaşayanların da burada spor yapacaklarını biliyoruz. Makaslar hazır, hayırlı, uğurlu olsun. Alkışlarımızla stadımızı hep beraber açıyoruz. Şimdi kameraman arkadaşlarımıza, özellikle basın mensubu arkadaşlarımıza duyuralım. Sayın Başkanımız, size göre sağ taraftaki kalenin orada bir penaltı vuruşu yapacak arkadaşlar. Böylelikle stadın içinde de resmi bir açılış yapmış olacağız. Basın mensubu arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.